Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta sizlere muhabbet kuşlarındaki yumurta sıkışmasından bahsedeceğiz. Gördüğünüz üzere şu alttaki olan muhabbet kuşumuzun poposunda yumurta sıkışmış bir durumda. Ve bakmakta olduğu da 5 adet yumurtası vardı. Ancak yuvalıkları kontrol ettiğimde hayvanın halsiz bir şekilde durduğunu gördüm. Ve şimdi muhabbet kuşumuza müdahale edeceğiz. Sen tutsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar halsiz duruyor. Ve şimdi buna müdahale edeceğiz. Normalde canlı olan bu kuş şu an halsiz. Popo kısmını da şöyle gösterecek olsak, gördüğünüz gibi morarma başlamış. Ve zaten şu şekilde ellediğinizde de yumurta belirtisi var arkadaşlar. Öncelikle buna müdahale ederken popo kısmını hafiften açmaya çalışacağız. Ve içerisinden dışkısı gelecek zaten. Ancak fazla da hayvana zarar vermeyeceğiz. Çünkü hassas bir yer. Ve şu kısımdan yumurtayı uç kısmından geriye doğru ittireceğiz. Ancak bunu yaparken de dediğim gibi çok hassas bir şekilde davranacağız. Aksi takdirde zarı yırtılırsa hayvan ölecektir arkadaşlar. Ve şuna da dikkat etmemiz gerekiyor. Yumurta ters dönmüşse yumurtayı alttan dik tarafını getireceğiz. Ve kırılmamasına özen göstereceğiz. Şayet yumurta da kırılırsa %90 hayvan ölür arkadaşlar. O yüzden yumurtanın da kırılmaması için çabalayacağız. Çok hafif bir şekilde bastırıyorum. Yumurtanın ucundan geriye doğru ittiriyorum. Zaten popo kısmı şurada açılıyor, görüyorsunuz. Ve dışkı da birikmiş içerisinde. Şu an hayvana da zarar vermeden hafif ittiğimizde popo kısmı hafif açıldığında delik yerini bulacağız arkadaşlar. Delik yeri eğer aşağıda kalmışsa, zar kısmı kapanmışsa yumurta gelmekte zorlanacaktır. Zaten biz bunu yapınca hayvan da ıkınmaya başlıyor. Bu şekilde çıktığında delik yerini bulmaya çalışacağız bu sefer de. Delik yeri şu şekilde bu tarafta. Zarın yırtılmaması için çabalamamız gerekiyor. Zar yırtılırsa hayvan ölür arkadaşlar. Delik yeri bakın sağ çaprazda. Ve sağ çaprazı hafiften ortaya doğru getireceğiz. Ki yırtılma oluşmasın. Bakın beyaz yumurtanın ucu gözüktü. Zara da herhangi bir zarar vermeden şu an tamamen zar dışına çıktı. Geri kalan iş yumurtayı çıkarmakta. Hayvan şu an elimi ısıtırıyor aynı zamanda. Zarar vermeden
yumurtayı çıkardık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi poposu bu şekilde. O zaten zamanla yerine gelecek. Hayvanımız sağlıklı. 1-2 gün sonra size durumla alakalı çekim yapacağım tekrardan. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Aradan 2 gün geçti ve muhabbet koşumuza tekrar baktığımızda eski haline, yani sağlığına kavuştu arkadaşlar. Normalde 2 gün sonra bakmadık tabi. Yani her sabah her akşam hayvanı kontrol ediyorduk. Herhangi bir durum var mı? Halsizlik devam ediyor mu diye. Ancak poposundaki yumurtayı çıkardıktan sonra üzerinde herhangi bir halsizlik vesaire kalmadı. Şu anda zaten kendisi göründüğü gibi çıktı arkadaşlar. Kendisinden bahsedince hemen ortaya atlayıverdi. Gördüğünüz gibi artık sağlığına kavuştu. Üzerinde bir halsizlik yok. Ve bakmakta olduğu 5 yumurtası var. Fazla rahatsızlık vermeden bakalım. Beş yumurta burada. Ve sağlığında herhangi bir problem yok. Normalde ilk gördüğümüzde hayvan tüylerini kapatmış bir şekilde yuvalıkta bekliyordu. Ve halsizdi. Yani sanki böyle ölecek gibi bir durum vardı arkadaşlar. Ve bir gün daha geç kalsaydık emin olun muhabbet kuşumuz ölmüş olacaktı. Bu yüzden yuvalıkları, yani hayvanları fazla aşırı rahatsız etmeyecek şekilde her gün kontrol etmemizde yarar var. Ben bu yeni yuvalığı aldım. Bunun sebebi de yavrular bazen erken atlayınca anne kıskandığı için hayvana zarar verebiliyor. Hem biraz yüksek, hem de şu gördüğünüz deliklerden, arkada da var. Onlardan hiç kapağı açmadan hayvanları kontrol edebiliyoruz. Ve size de tavsiyem bu şekilde yuvalık almanızda yarar var. Muhabbet kuşumuz eski sağlığına kavuştu. Ve bununla ilgili sorularınız varsa da arkadaşlar yorum kısmına yazabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.